Merhaba arkadaşlar, oyun al yapım olarak yeni bir oyun tanıtımı ile karşınızdayız. Oyunumuzun adı 4 Rally. Daha önceden de birkaç tane rally oyunu tanıtmıştık ama bu da güzel olmuş. Ha, nesi güzel derseniz, oyunda yine ayrıntıları diğerlerine göre birazcık daha fazla önem verilmiş. Yani arabanın içerisinde gitmenizde, dışarıdaki gitmenizden tutun, her şeye burada bizlere sunuyor. Ve en güzel yanı da parasal anlamda bir sizlere blok sunuyor. Yani her oyunda bir para kazanıyorsunuz ve bu paraya göre araçlarınızı açabiliyorsunuz. Kariyer moduna girelim öncelikle. En başta sizlerden bir şöyle girelim. En başta bizlere 50.000 bir para veriyor. Ben o parayı zaten şu arabayı açmak için kullandım. Örneğin bu 37.000'le açılıyor, diğeri 40.000'le açılıyordu aldığım araç. Bunları seçebiliyorsunuz. Diğer arabalara göstertemiyoruz daha herhalde. Aynen. Şu anda bunlar var. Daha ileriki seviyelerde değişik arabalar çıkıyor. Onları da paranıza göre tabii ki alabiliyorsunuz. Burada harita seçenekleri var. Onlara göre yol durumlarına kadar her şeyi burada bizlere belirtiyor. Altta beklememizi söylüyor. O yüzden biraz bekliyorum. Yol hazırlanıyor. Haritalar bayağı uzun. Kısa değil. Ama ayrıntıları görünce zaten birazcık hoşunuza gidecektir. Örneğin gördüğünüz gibi hani Türkiye'yi seçebiliyorsunuz burada. Ben onu seçmiştim. Aracımız bu. Biraz külüstür ama olsun. WASD ile oynayabiliyorsunuz. Eğer ayarlarınız tam yapılmadıysa kontrol ayarlarından yapılabilirsiniz. İlk önce A ile Z üzerinden, çünkü ileri ve geri tuşu bulunuyordu. Üst tarafta bize dönemeç yerlerinin ne derece zorluklu olacağını belirtiyor. Onları yapabilirsiniz. Sağ tarafta yine kilometre sayacımız bulunuyor. Yani bir saniye. Evet. Sol tarafta da haritamız var. Oradan ilerlemesini görebilirsiniz zaten oyunumuzu. Şimdi ayrıntılar ne derseniz bu şekilde giderken şöyle girdim mesela. Hani o vurma detayları vesaire. Bunların hepsini belirtiyor. Oyunun içerisine, yani kamera ayarlarını değiştirmek için C tuşuna basmanız yeterli. Örneğin arabanın içindeki sesle dışındaki ses baya farklı. Yani burada mesela ses böyleyken dışarıda sesi daha farklı. Burada ayrıntı dediğim olaylar da hani bunlar. Rally seven oyuncular değişik kullanabilirler. Nissan Mitsubishi'den tutun Camaro'ya kadar bir sürü, birçok çeşit araba bizlere sunuyor. Şöyle ilerleyelim. Arabanız takla atıyor mu diye sorarsanız alasını bile atıyor. Şuradan atamadım gerçi. Bir dönemeç falan bulursam şöyle sağlam atacağım. F2'ye bastığınız anda da oyununuz otomatikman kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda burada birazcık saçmalıyor. Sağlam bir dönemeçle de taklayı atacağım. Hani görürsünüz arabanızın. Allah Allah, bir türlü atamadım. Neyse, şöyle yola gidelim geri. Seyirciler de tabii ki sağda duruyor ama normal, hani üzerlerine falan atlayamıyorsunuz. Onu bayağı bir denedim. Bazı yaptığınız hareketlerde sizlere puan cezası veriyor. Yani o yüzden sakin sürmeniz sizin için ideal. Ben şu an birazcık asi sürüyorum ama siz daha yavaş sürerseniz daha iyi olur. Oyunda aracın farını açıp kapatabiliyorsunuz. Hani bunun gece sürüşleri için bayağı ilginç olmuş. Onu da H tuşuyla açıp kapatıyorsunuz. Şu anda sabah olduğu için buralarda işe yaramıyor elbette. Şu sağdaki insanlara doğru bir fırlamayı deneyeyim. Yok. Direkt oyunu tekrardan başlatıyor. Aracın hurdaya doğru çevirme durumlarına kadar görebiliyorsunuz. Ya bayağı hırpalayabiliyorsunuz aracınızı. Ama iyi yani. İşte ise bizlere sıkıcı oyunlar gibi değil. Hani birazcık oyunda değişiklikler sunmuş. Camın kırılmasına kadar, ön kaputa kadar görebiliyorsunuz yani ne hale geldiğini. Biraz da içerisinden sürelim. İçerisindeki kilometre sayaçları hareket etmiyor. Bakayım ediyor mu? Ediyor. Soldakiyle evet ediyor.
Sağdaki göstergelerde herhangi bir hareket yok. Ama yine de iyi. Hiç değilse bir... Allah. F2'ye basalım. F2'ye bastığınız anda da normalden devam ediyorsunuz. Ama puan cezası elbette veriyor. Şuna bak, 4 dakika olmuş. Hemen 2 dakikada verdiği ceza. Neyse, bu sıradan sonra normal sürelim. Yoldaki hafif eğimlere kadar belirtiyor. Aha, arabayı hareket ettiremiyoruz. Arabanın geri vitesi şu an çalıştı. Daha demin çalışmıyordu. Çok güzel hareket ediyor aslında da. Yeni arabalarda baya baya farklılık bizlere göstertir. Sağda solda bu tarz araçlarda bulunuyor. Oh Allah'ım, ona nasıl vurdun ya? Neyse, şöyle gidelim de F2'ye basalım. ...14 saniye ceza verdi. Ben normal geri gelip çıksam daha az sürerdi büyük ihtimalle. Araçtan bir sürü ses geliyor. Taşmaş sesi. Gıcık olduk. İşte takla. Bu tarz takla atabiliyorsunuz ama tekrar devam ettiriyor Allah'tan. Egzozu bile yerlerde sürünüyor aracın. Çamurlukları zaten bitti. Neyse, finish'e geldik sayılır. Elinizi gazdan çektiniz, birazcık daha rahat hareket ettirebiliyorsunuz. Hani sağlam dönüşlerde, örneğin şuradaki biraz sağlam herhalde. Evet. Elinizi kaldırmanız yeterli oluyor. Şuradaki bayağı iyi olacak. Tam bir U dönüşü yanlış görmediysem. Evet. Sonunda oyunu tamamladık. Araç ne hale gelmiş, yazık yine. Bu şekilde hani rally oyununuzu da oynayabiliyorsunuz. Puan cezalarını almasaymışız birazcık daha yüksek olup 10. olmuşum, hayret ha. Böyle kötü oynadığımızda 10. oluyorsak birinci olmanız çok basit diyebilirim arkadaşlar. Şimdilik oyunumuza çıkalım. Alttaki beklenin dolmasını bekliyorum. Orada bizi bayağı bekletiyor herhalde ya. Burada tek tek bölümleri tamamladıktan sonra diğer haritadaki bölümler de açılıyor. Puan skorunuz önemli zaten. Her bir haritada 4, 3 veya 2 tane seçenek olmak üzere değişiyor. Aa, bizi zorla oyuna sokacak. Neyse, enter'a basalım. Buradan çıkalım. Allah'tan kaydetme var. Hani diğer oyunlarda genellikle kaydetmede sıkıntı oluyor. Bunda kaydetmeyi direkt çıkarken gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakalım arabaları bize niye göstermedi? Direkt devam ettirtiyor. İlk başta sadece arabaları görebiliyormuşsunuz. Zaten topu kaç tane vardı? 10 tane filan araba var. Onun dışında pek araba seçeneği bizlere sunmuyordu. Aynen. Bizi zorla sürekli oyuna sokuyor. Oyun oyunu kötü olmuş ya. Quit diyelim. PvP serverında online olarak da yarışabiliyorsunuz. Onu belirteyim. Aynı şekilde online events'tan da diğer şampiyonlarla oynayabiliyorsunuz. Ama PvP'de daha böyle çarpışan bir mücadeleye giriyorsunuz. Onun bilgisini vereyim. Hani ama internetten oynamak istemeyenler için de normal tabii ki bölümlerde oyun oynayabiliyorsunuz. Yani örneğin Hill Climb veya Rally. Burada seçenekleri vardı, Rally Cross gibi. Hepsini tamamladıktan sonra sağ en alttaki bölümde açılacaktır tabii ki. Burada mesela bu şekilde arabalarınızı görebiliyorsunuz. İlk başlarda çok yüksek meblağlar istiyor gibi görünebilir. Ama birkaç zaten bölümleri tamamladıktan sonra bu paraları rahatlıkla elde edebiliyorsunuz. Alttakinde bakalım ne arabalar var. Ford'un var mesela. Volkswagen, Peugeot, Mini. Oo, Mini güzeldir ha. Neyse, paramız yetmiyor ama. Subaru gibi değişik arabalar da burada sunuyor. Yani her bölümde farklı farklı arabalar bizlere sunmakta. Oyun tanıtımımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hemen sağ alttan kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımıza yorum yaparak da beğenebilirsiniz tabii ki. Şimdilik görüşmek üzere.